Merhaba arkadaşlar, Gülü Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Sizlere lezzeti, kıvamı tam yerinde güzel bir vişne reçeli tarifi hazırladım. Gelin dilerseniz bu güzel reçelimi nasıl hazırlamışım videomda sizlere anlatayım. 2 kilo kadar vişnem var. İçerisindeki çekirdek kısımlarını temizleyerekten vişne reçelimin tarifine başlıyorum. 2 kilo kadar vişneden hazırlayacağım ben reçelimi. Hazırlık aşamasını neyi ne kadar kullandığımı da yazılı olaraktan videomun altında belirteceğim. Oradan da takip edebilirsiniz. Bazen sistem ediyorsunuz. Ben bu reçeli yaptım ama istediğim gibi olmadı. Neden bu reçel bu şekil oldu? Ben sizlere ne kadar saat pişirdiğimi, neyi ne kadar kullandığımı da dediğim gibi yazılı olarak belirteceğim. Tam ölçülerle de hazırlarsanız okursanız yazıları da ne kadar saat pişirdiğimi, neyi ne kadar kullandığımı tam olarak aynı şekilde yaparsanız kesinlikle birebir ölçü tutacağını düşünüyorum. Gördüğünüz gibi içerisindeki çekirdeklerini çıkartıyorum. İçerisindeki çekirdek kısımlarını çıkarttım ve 2 kilo vişneye 2 kilo kadar toz şeker ilave ettim. Bir gece bu şekilde bekleteceğim toz şekerim ve vişnemi bir arada. Bir gece bekleyen vişnem ve toz şekerim gördüğünüz gibi vişnem suyunu saldı ve altını ocağımın altını açtım ve pişirmeye başlıyorum. Gördüğünüz üzere kaynayan reçelimi öncelikle altını orta ateşe getiriyorum. Bu şekilde 1 saat kadar pişecek reçelim. Dediğim gibi videomun altına da yazacağım. Neyi nasıl yaptığımı yazılı olarak da takip edebilirsiniz. Görüyorsunuz. Reçel yapmak bazen sıkıntı olabiliyor. Evet, ben yaptım. Çok lezzeti, kıvamı yerinde oldu. Kesinlikle lezzetine, kıvamına güvenmediğim bir tarifimi yayınlamam. Ama bugün bir arkadaş sitem etmişti bir tarifimden dolayı. Bu yüzden ben reçel tariflerimde bundan sonra altına yazılı olarak da ne kadar kaynattığımı, ne kadar neyi kullandığımı da belirteceğim. Tam olarak tarifini hem video sesli olarak yayınlıyorum hem de yazılı olarak altına belirteceğim. Daha iyi anlaşılmak için neden ben yaptım olmadı diye sitem ettiğinizde ben de üzülüyorum. Dediğim gibi tarifime güvenmediğim bir videomu yayınlamam. Görüyorsunuz. İçerisine bir tatlı kaşığı kadar limon tuzu ilave ettim. Toplamda 1 saat kaynattım. 10 dakika kala içerisine altını kapatmaya 10 dakika kala içerisine limon tuzumu ilave ettim ve görüyorsunuz kıvamına bakaraktan altını kapatacağım. Orta ateşte kaynaması gerekiyor reçelinizin. Gördüğünüz gibi toplamda 1 saat kadar kaynattım reçelimi ve kıvamı gayet yerinde oldu. 10 dakika kala içerisine limon tuzumu ilave ettim ve içerisine bir tatlı kaşığı kadar da şöyle kıvamına baktıktan sonra gayet güzel oldu. İçerisine bir tatlı kaşığı kadar da tereyağı ilave ediyorum. Bu
reçelinizin tabağa koyduğunuzda daha parlak olmasını sağlar. Ama tercihe kalmış bir durum. Dilerseniz ilave etmeyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi tereyağım da içerisinde eridikten sonra 1 dakika kadar da tereyağımla kaynattım ve altını kapattım. Kavanozlarıma dolduruyorum. Bu ölçülerden 1,5 kilo kadar, toplamda 1,5 kilo reçeliniz çıkacak. Bu ölçülerden gördüğünüz üzere reçelimizi kavanozumuza dolduruyoruz ve az önce de tekrarladım. Yazılı olarak da ne kadar saat pişirdiğimi, neyi ne kadar kullandığımı da yazılı olarak da belirteceğim. Eğer ki videomu beğenirseniz, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla paylaşırsanız, beni mutlu ederseniz, desteğiniz benim için çok önemli. Videolarımın devamı ve kanalımın ilerlemesi için gördüğünüz üzere son kavanozumu da doldurup kenara alacağım. Gerçekten çok güzel bir vişne reçeli tarifi oldu. Sizlerle bu güzel tarifi paylaşmak istedim. İnşallah sizler de benim gibi kıvamı, lezzeti yerinde bir tarif elde edersiniz. Gördüğünüz gibi son kavanozumu da dolduruyorum. Ve geri kalanı da tabağım içerisine alıp sizlere göstermek istiyorum. Görüyorsunuz 2 kilo vişne, 2 kilo da toz şekerden 1,5 kilo kadar vişne reçeli elde ettim. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Gördüğünüz üzere kıvamı, koyuluğu da bu şekilde oldu. İnanın lezzeti de bir o kadar güzel oldu. Sizler de hazırladığınızda bana hak vereceksiniz. Herkese iyi akşamlar. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere.